Fulya telefon hattındaymış. Alo. Alo. Fulya merhaba. Duyuyor musunuz beni? Telefon hattında mısınız? Evet, dinliyorum. Babanla neden konuşmak istemiyorsun? Babamla çocukluğumdan beri yaşadığım sıkıntılarım var. Ve bunu ben kimseye anlatamıyorum da. Ve ben bazı şeyleri içim atmaktan yorulmuşum. Ve artık ben yalnız kalmak, özgür kalmak istiyorum. Kendi hayatımı kendi ayaklarım üzerine durmak istiyorum. Ya, babam, kimsenin algılamak istemiyor. Babam, ayakların üstünde duramayın. Kaldırımla yatıyorsun, yerle diye sürünüyorsun. İyi baba. Niye ayakta duruyorsun sen? Ayakta duramazsın sen. Tek başına kimse yaşayamaz. Yaşatmazlar ben seni. Ben hiçbir madde, hiçbir şey kullanmıyorum. Peki. Hiçbir adamla da bir bağlantım da yok. Şimdi o onu tahrik ediyor. Tahrik o yüzden yaptıracağım ben sana. Fulya, sen şimdi kaç yıldır Kıbrıs'ta yaşıyorsun? Yani orada okuyorsun. Geçen yıl gittim. Efendim? Geçen yıl gittim. Yani geçen yıl... 2019 yılındayken oradaydım. 2019 yılından şey 3. sınıfa okuyordun aslında. Doğru mu? Geçiş yaptığım için evet. 2. sınıfım geçen yıl. Türkiye'ye geçişle oraya gittin. Yani aslında geçen yıl tek başına yaşamak, özgür olmak, ayakların üzerinde durmayı sen yaşadın. Sonra pandemi süreci başlayınca okullar kapandı. Duyuyor musun beni? Evet, dinliyorum sizi. Tamam, pandemi kapandı. Sen Antalya'ya ne zaman döndün? Ben ne zaman döndüm ya da dönmedim. Nerede, ne yaptım? Kimseye ilgilendirmez diyorum. Ben bunu sana bak... Bunu niçin sorguluyorsunuz? Ben bunu anlamıyorum. Hayır, şunu biliyoruz. Senin aslında Temmuz, Ağustos, Haziran aylarında Antalya'da olduğun ama orada oluşunu ailenden sakladığını biliyoruz. Şimdi Selen, kuzenin seninle ilgili her şeyi biliyor. Dedi ki... Esma Hanım, beni bir dinler misiniz? Dinlemek istiyorum. Bu benim özel hayatım olduğu için kimsenin yargılamakta haddine değil. Haksız mıyım? Ama burada yargılama yok ki. Bir dakika. Kayıp ilanı verildi söylüyorsunuz. Ben evet. Buna giderim. İstediğin en yakın karakola giderim. Kayıp olmadığımı söylerim. Kayıp başvurum sıkıntı var. Yok. Babanın. Ha. Ama bunun dışında herhangi bir suçlama adam öldüm. Ne yaptım? Bir şey mi soydum? Ne hak yedim? Bir söyler hayır, misin? Hayır, şunu öğrenmek istiyorum. Ben? Anneciğim bak. Ben senden yaşça da büyüğüm. Fakat Antalya'dasın, okul kapanmış ama online eğitim devam ediyor, üniversite hayatın devam ediyor, pandemiler, kısıtlamalar, evden dışarı çıkmıyoruz. Sen Antalya'da olduğunu babandan gizleme amacın ne? Yani ben o eve girip babaannemle, 82 yaşındaki babaannemle, babamla yaşamak istemiyorum. Ben başka bir hayat istiyorum desen, kendini bu konuda babanı zorlasan... Belki amacına ulaşacaksın. Babam beni hiçbir zaman hayatım boyunca dinlemedi. Sadece dinliyormuşçasına yaptı. Ve ailedeki tüm fertlerde aynı şekilde hiçbir zaman kimse beni algılamak istemedi. Ve ben bu özel hayatımı cümle alemin içinde açıklamak istemiyorum. Bu benim hayatım. Peki, benim tercihlerim. Halan nasıl yani şimdi sen benim yeğenimsin varsayıyorum. Sen bana diyorsun ki hala ben babama burada olduğumu söylemeyeceğim. Ben arkadaşlarımda kalıyordum geldim şimdi sen de kalacağım. Bunu babamdan sakla. Ben mesela böyle bir şeyi saklayamam sorumluluk alamam. Halan enişten senin söylemiş olduğun doğru olmayan her şeye destek veriyorlar. Ya bu riske girmeye değer miydi? Şunu anlıyoruz. Bir de çok özür dilerim. Sen bir gece halanı için yaptın. Hala bak. O özgür. Şimdi sen halanın evinde bir gece kalmıyorsun. Bir gece kalmadığın için seninle ilgili her şeyi çarşaf çarşaf ortaya döküyorlar. Fulya. Ne döktü, ne söyledi umurumda değil. Hayat benim hayatım. Ve yanlış hiçbir şey de yapmadım. Ya bir sıkıntım da yok. Bakın hayat sizin hayatınız. Zaten bunu istediğiniz gibi. Bu şekilde gibi, peki Esra Hanım şu şekilde dilediğiniz düşünelim. Gibi 27 yaşayın. Kasım'da babanızdan bir havale aldınız mı? Ama sınırlarınızı bilerek. Fulya Hanım 27 Kasım'da koruyarak bunu yapmanızı rica ediyorum. O kadar gençsiniz ki. Geride bir 82 yaşında anneanne babaanne bırakarak bugün konuştum. Bu tamam, kadar yalanla bari bir hayat yaşanmaz. Buna da hayat denmez ay zaten. Be. Yazıklar buna olsun. Hayat denmez. Siz buna hayat diyorsunuz. Kim biliyor peki? 27 efendim, Kasım'da havale aldınız mı Fulya Hanım babanıza? Efendim, 27 Kasım'da misiniz? Babanızdan beni havale aldınız mı? Dinleyebilir miyim? Bir saniye. Dinliyoruz hadi. Dinliyoruz anne. Ben mimarlığı okurken ne kadar sıkıntı çektiğimi kimse bilmiyor.
Ben ne kadar maddi zorluklar yaşadığımı, sabah akşam ders çalışıp okula gittim, gece de işte çalıştım, kimse bilmiyor. Ben 5 kuruşluk parasız kaldığım zamanlarımı da biliyorum. Kim bunu biliyor? Babam değil mi? Ben kimsenin üniversitesi istiyorum. Üniversiteye... Bu benim hayatım. Ben mücadele ediyorum mimarlık. Özellikle babamdan şunu istedim. Bak, babamdan... Bir dakika beni dinleyin. Hı. O ekrana koyduğunuz fotoğraflarda komple beni yansıtmıyor. En kötü halimi koyuyorsunuz. Babamı çok da bu özür niyeti yaptım. Gayet de tabii, tabii. Dinler misiniz beni? Daha güzelini beni gönderirsen koyabilirim. Gerçi daha güzel, iyi bir fotoğraf gönderirsen koyabilirim. Yani bu hayır, babanın getirdiği fotoğraflar bunlar. Fotoğraf değil derdim. Benim olayım şu. Ekrana koyduğunuz fotoğrafların bir tanesini koymuşsunuz görüntüde konuşurken. Oradaki benim yorgunluğumdan gözlerim şişmiş hali. Bak şimdi ben böyle bir adamla nasıl konuşayım? Babam dedi. Alkol aldığından. Bunu gördüm ben. Söylendim zaten. Bu, ben hiçbir şey kullanmıyorum. Ben gece gündüz ders çalışmaktan gözlerimin altı şişiyor. Ölüyorum ben bütün. Aferin. Kıçım olsa kıçım okullak arkadaşlarım biliyor. Ben aferin. Şu anlık şu ortalamamı yapmam için, 3.50 yapmam için benim canım çıkıyor. Paran yetmiyorsun. Niçin söylemedin bana? Ben babanın, Ahmet amca. Ben yetebilecek zorunda değilsin çünkü. Şimdi son 4 ayda, 5 ayda hesap dökümlerini istedim. Dedim ki baba hani bu kıza para gönderiyor mu, bu kızı zorluyor devamlı mu diye. Baban sürekli sana bir fincan emojisi göndermiş yazışmalarında. Sürekli kızım hesabında diyerek mesaj atıyor ve sana para gönderiyor. Gönderdiği ne kadar miktar siz biliyor musunuz? Ne kadar? 2 ayda 1.000 lira falan. 2 ayda 1.000 lira. Ne kadar yeterli? Peki babanın milyon dolar, çok özür dilerim Fulya'cığım, babanın milyon dolarları var da o milyon doların içerisinden... Ben kimseden beklentisinde değilim. Sana söyledim. Bak ben milyoner değilim dedim. Bu 40 ben senden bir beklenti içinde değildim. Sus! Ben sus! Dinle beni! Sus! Havasındayım. Dinle! Dinleme Simir! Kıbrıs'a gittin. Bu paralı okulmuş. Ben cahil adamım. Sen hesabını yaptın. Devlet okulunda, yurdunda kalıyorum. Şu kadar verirsen bu kadar olur. Ben sen 5 dedim, 6 verdim. Şimdi tekrar bir daha bak 15 tadını geleceksin. 6 milyon daha, 7 milyon daha paraya... Gelecek ben diye. Hiçbir beklenti içinde değilim. Şu ana kadar giden baba, miktarı ben baba, biliyorum. Baba ceviz alıver, üzüm alıver demedin mi sen bana? Ha? Ben aldım bak. Nasıl? 1 milyonluk malzeme aldım. Hadi bekle seni gelecek diye. Hocam hayat utanma, çok zehirler kolay. Zehirler dükkum olsun. Hayat çok kolay değil. İnşallah üniversiteden türlüsün. Mezun olduğunda. İnşallah türlüsün. Allah nasip ben ederse analık, inşallah. Dur niye Ahmet amca. Beddua et Ahmet amca. Geldim de. Vallahi anlamadım. Fulya. Ben sana daha karanlık bir tablo çıkartayım mı? O zaman isyan edeceğin hiç kimse kalmıyor. Efendim? Bak daha sana karanlık bir tablo çıkartayım mı? İsyan edeceğin hiçbir şey kalmıyor. Allah nasip eder işinden, okulundan mezun olup işini yaptığında. Şimdi çalışmak zorunda Nalet kalacaksın. Olsun, işi bunun. Kendi bir hayat kurmak isteyeceksin. Evleneceksin, evin sorumluluğunu alacaksın. Eşinin sorumluluğunu alacaksın. Eşinin ailesinin sorumluluğunu alacaksın. Kendi ailenin sorumluluğunu alacaksın. Dostlarının sorumluluğunu alacaksın. Sonra diyeceksin ki ben bu yuvaya bir çocuk doğurayım diyeceksin. Hem çalışacaksın, hem çocuk bakacaksın, hem evini geçindireceksin, hem o evliliği ayakta tutmaya çalışacaksın. Bir çocuk yetmeyecek, 2 çocuk yapacaksın. Hiç uyumayacaksın. Çocukların seni hep uyuyor sanacaklar. Hep çalışacaksın, hep çalışacaksın. Bu hayatın, tabiatın kanunu. Herkes kendi hayatını seçer. İstersen evlendikten sonra sadece çocuklarına bakıp öyle bir yaşam sürebilirsin. İstersen de çalışıp çocuklarını yetiştiren... hepsini bir arada yapmaya çalışan kadınlardan olursun. Ama bu zorluklar hepimizin hayatında var. Bana sorduğunda ben yorgun değil miyim? Ben de yorgunum. Kime isyan edeyim? Yorgun değil misin Sülya Hanım? Ha? Değilsiniz. Yorgun değil. Sadece ev işi yapıp çocuk baktığınız için yorgun değil misiniz ya? Hayatı çekip çevirmek zorunda kaldığımız için yorgunuz. Ve maalesef hayat bize, özellikle de biz kadınlara bütün sorumlulukları veriyor. İnan hayat arkadaşı olarak seçtiğin kişi çocuğun okulun adını bilir. Sınıfını sorsan 4. sınıftan sonra A'sı mı B'si mi C'si mi onu da bilmez. Çocukların öğretmenlerini bilmez, derslerini bilmez, müfredatını bilmez, işlediği üniteyi bilmez, çocuğun sınıf arkadaşlarını bilmez, çocuğun sağlık sorunlarını bilmez, çocuğun ergenlikle ilgili, ilişkileriyle ilgili sorunları varsa bilmez. Bunları hep anne olarak, kadın olarak biz yapmak zorundayız. Senden ricam lütfen o okulunda huzurla ve başarıyla bitir ve gerçek yaşama dön. Gerçek yaşam
okul hayatından çok daha zor, emin ol. Ben gerçek yaşamım ben, Allah'a şükür. Bak bir, beni dinle. O 82 yaşında kadının ahını alamaz, alsan kötü oldu vallahi. Çok kötü oldu, ağlıyor kadın. Babaanneni sever misin? Hepsini seviyorum, onda bir sıkıntım yok. Ama bana hiçbir zaman özgürlük tanımadılar. O halan ne dedi biliyor musun telefonda anneme? Ya size, senin kızını yabancı bakın bir dedi. Şehir Esra değil, Hanım. Yabancı bir ülkede. Esra Hanım, her ne kadar vallahi billahi böyle. Yavru vatan da desek ayrı ben bir ülkede, ayrı bir ülkede özgürlük tanınmış. Öyle özgürsünüz ki o özgürlük gerçek dışı beyanda bulunmaya sevk ediyor sizi. Kıbrıs'ta baba nasıl engel oluyor özgürlüğe? Ya şu nasıl bir özgürlüktür? Hem babama eleştireceğim, hem babama 1000 TL'sini alacağım, bir babama Kıbrıs'tayım diyeceğim. Yok böyle bir yalan ya. Hülya, Kıbrıs'ta... Bu sizi ilgilendirir mi? Bu sizi ilgilendirir mi? Şu sorunun bir cevabını alamadım. Hülya... Ya bir şey Hülya, niye dedersiniz hayatlarınızı üzerinde Hülya, baban sen Kıbrıs'tayken senin özgürlüğünü nasıl kısıtlıyor? Yani ne yapıyor oradan? Nasıl ulaşıyor Antalya'dan Kıbrıs'a? Ben babamla, evdekilerle, ailemle, hiç kimseyle, halamla, kuzenlerimle, artık sayabileceğim herkese ve anne taraflarıyla da yakında onlar da bağlanmaya da başlar. Adım kadar eminim. Ve ben kimseyle konuşmak istemiyorum. Ve yakında adımı bile değiştirmeyi düşünüyorum. Ve ben gerçekten hayır, herkesten Hülyacığım, çok yoruldum. Sen Kıbrıs'tayken, ama baban Antalya'dayken senin özgürlüğünü nasıl kısıtlıyor? Bunu bir anlat. Ben kapatıyorum, tamam. Kapatma, kapatma. Konuş, devam et. Ama bu sorunun cevabını almam lazım. Ya sen o Kıbrıs'tan telefonla ne yapıyorsun bu çocuğa? Hiçbir şey yapmıyorum. Ne yapıyorsun kızım? Babaanne telefon hattındaymışsın. Vatana millete hayırlı bir evlat olsun diye yalvardım ya. Bu imza, mimarlık anne. İmzası çok önemli. Vaballi iş bunlar. Bu kolay değil bu imza atmak. Bak aman kızım ha. Aman bu... Ya bir de mimarlık artık yükselen mesleklerden biri yani. Evi müteahhit isteğe vermedi. İnşallah kızım okulu mimar da bitirir de ya. Özgürlüğünü hani yazıklar elde etmeye çalışırken sana. Okulu da bitirir Allah'ın izniyle. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.